20 yaşındaki gibi heyecanlıyım diyebilirim. Benim tek amacım, tek hedefim bana güvenen insanları yarı yolda bırakmamak ve camiamın başarılı olması için gücümün son damlasına kadar mücadele etmek. Giydiğim formanın hakkını her zaman sonuna kadar vermeye gayret gösterdim. İnşallah burada da alnımızın hakkından çıkarız. Mehmet Topal. Futbol kariyeri başarılarla dolu, rekorların adamı Mehmet Topal. Namı diğer Örümcek Adam. Ulaşılması güç, belki de bundan sonra kırılması imkansıza yakın rekorlarla veda etti aktif futbol yaşamına. Kariyerinde toplamda 563 resmi maçta forma giydi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk ve tek Türk futbolcu. Yaklaşık 40 futbolcu aynı ligde 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan Mehmet Topal dışında kimse olmadı. Avrupa'da 100 maçın üzerine çıkan ender isimlerden. Dalia dediği Avrupa kupalarında, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bir rekoru eline geçirdi. Galatasaray işte kolay olmadı. Çanakkale Dardanelspor'un altyapısında futbol hayatına başlayan ve 2005'te A takıma yükselen Mehmet Topal, büyük takımların dikkatlerini üzerine çekti. Önemli takımlardan teklif aldı. 2006'da tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Sarı kırmızılı kulüpte formayı aldı, 4 sene boyunca hem ligde hem Avrupa'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. La Liga'nın köklü ekiplerinden Valencia'nın Galatasaray'a 5,5 milyon euroluk bonservis bedelini ödemesiyle İspanya'nın yolunu tuttu. Ayrıldığım için tabii ki buruk bir sevinç, mutluluk var. Burada 2 sezon geçirdi. Avrupa takımlarını herkes Fenerbahçe'den kaçarken o ülkesine geri döndü. Dediğiyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de geçirdiği 7 yılın ardından Sarı Laciverti takımdaki kariyerini noktalayan Mehmet Topal, Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu. Galatasaray ve Fenerbahçe ile lig şampiyonluğuna uzanmasını bildi. 2 yılın ardından Mehmet Topal son olarak geçen sezonun başında Beşiktaş'ın yolunu tuttu ve 3 büyüklerde oynayan isimler arasına girdi. Futbola adanmış yaklaşık 20 yıl. 81 kez A milli takım maçında oynadı, 13 kez Ümit milli takım maçına çıktı. Onur edici bir durum diyebilirim. Yaşadığı sakatlıklardan sonra emsallerine göre en hızlı sahaya dönme olacak Topal, bir sonraki maçta takımı eksik kalmasın diye sahaya çıkmıştı. Ameliyatlarını hep erteledi, sezonun bitmesini bekledi. Tüm iyilikleri futbol hayatında da, özel yaşamında da örümcek ağlarıyla ören Mehmet Topal, gönülleri fethetti. Onu Fenerbahçelisi de sevdi, Galatasaraylısı da, Beşiktaşlısı da, Trabzonsporlusu da. Herkesin yapacağı bir şey yaptım, yardım etmeye gayret gösterdim. Neden sevilmesin ki? Herkesine dokundu. Binlerce insanın yardımına koştu. Tek başına da değil, eşi, çocuğu, tüm ailesiyle sosyal sorumluluk projeleri için seferber oldu, milyonlarca kalbe dokundu. Mehmet Topal ve eşi Sevda Topal, bildiğimiz ya da bilmediğimiz binlerce sosyal sorumluluk projesinin mimarı oldu. Galatasaray Spor Kulübü'ne transfer olduğu günden itibaren, Semiha Şakir huzur evindeki yaşlıları hiçbir sene, hiçbir Ramazan, hiçbir bayram yalnız bırakmadı, desteğini ve sevgisini esirgemedi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde takım arkadaşlarıyla birlikte, yine eşi Sevda Topal'ın desteğiyle Rüya Bir Gün adlı sosyal sorumluluk projesine imza attı. Yeri geldi, çocuğunun doğum gününü kimsesiz çocuklarla birlikte kutladı. Sık sık elimizi yıkamalıyız ve temiz olmalıyız. Saymakla bitmeyen iyilikleri ve topluma duyarlılıkları Mehmet Topal ve ailesi için yine devam edecek. Ama o, örümcek adam, artık sahalarda yok. 36 yaşındaki tecrübe ve rekorların adamı, şimdi yepyeni bir sayfa açmak üzere aktif futbol yaşamını sonlandırdı. Şu anda ekranınıza gururumuz diyebileceğimiz bir isim, Mehmet Topal, yansıyor.